Merhaba sevgili dostlar. Hepinize yine selamlar. Ee, güzel bir video ile bugün karşınızdayım. Son zamanlarda özellikle Kasım Aralık ayında çokça göreceğiniz bir bitkidir. Atatürk çiçeği. Bunun hakkında biraz bilgi paylaşıyor olacağım. Çünkü çok satılan bir bitki olduğu için bakımı hakkında bazı hatalı işlemler yapılabiliyor ve bitkimiz çabuk ölebiliyor. Ya da daha evvel bitkisi olan kişilerin yapraklarını kızartması, kırmızı rengi vermesiyle ilgili sıkıntılar oluyor. Bunlar hakkında biraz bilgi paylaşacağım. Naçizane olarak işte videomuz. Halkımız arasında ismi geçen Atatürk çiçeği, diğer bir adıyla bilimsel adıyla Poinsettia çiçeği, özellikle Meksika'da bulunan bir bitkidir. İlk orada çıkmıştır. Daha sonrasında Amerika Birleşik Devletleri üzerinde 1825 yılları içerisinde ortaya çıkmış ve popüler olmuş bir bitkidir. Cumhuriyet döneminde Atatürk tarafından seraları gezdiği zaman çok hoşuna gittiği için de e, halk arasında Atatürk çiçeği olarak adlandırılmış ve e, günümüze kadar böyle bir e, ismiyle gelmiştir. Poinsettia çiçeği. E, ama dediğim gibi bilimsel adı bu Atatürk çiçeği olarak değerlendirilmemektedir sevgili arkadaşlar. Nasıl bir bitkidir derseniz de çalı tarzı bir bitkidir ve en büyük boyu ortalama 4 metre civarına kadar gelebilmektedir. Biraz odunsu, ağacımsı da bir e, gövde yapısı bulunmaktadır. Zaman geçtikçe büyüdükçe biraz daha gövde yapısı kalınlaşmaktadır sevgili arkadaşlar. Evlerde yetiştirme ile ilgili biraz bilgi aktaracağım size. Çünkü genelde Atatürk çiçeğinin alınması evde bakım konusunda gelenliği yapılmaktadır. Daha sonrasında da yine bahçe bakımı ile ilgili de bilgiyi aktaracağım videonun ilerleyen zamanlarında. Evlerde çok hava dar, sık sık esinti olabilen ve güneş alan pencere ellerinde yaşayabilirler. Yaz boyunca dışarıda tutarsanız daha iyi serpilebilir Atatürk çiçeği. En geç Eylül sonunda tekrar eve almalısınız. Çünkü daha geç kalırsanız eve uyum sağlamaz ve bozulmalar başlar bitkide. Bunun gibi Kışın satın alsanız da eve de getirseniz yine bozulma olacaktır. O yüzden dışarıda kalan bir bitkiyi yine dışarıya bırakmanız. Ev içinde bakılan bir bitki yaz döneminde evin içinde kalabilir ama yazdan dışarıda kalan bir bitkiyi kışın eve almanız sıkıntı yaratacaktır sevgili arkadaşlar. Atatürk çiçeği için üreticilere genellikle ev ortamına uygun olmayan topraklar kullanılması bu sıkıntının başlarından bir tanesidir. Evet arkadaşlar sırayla biraz bahsedelim. Nasıl bir toprak ister? Atatürk çiçeği üreticileri genellikle ev ortamına uygun olmayan topraklar kullanılır. Belirli ısıda sürekli hava sirkülasyonu olan seralar şartlarına uygun toprak kullandıkları için ev ve ofis ortamlarında özellikle havanın serinleşmesiyle topraktaki suni gübre ve besleyicilerin değişim geçirmesi yüzünden köklerde çürümeler yaşanabilir. Bunlarla ilgili nasıl bir toprak almamız lazım bunu aktaracağım size. Marketlerde ve çiçekçilerde satılan hazır poşet topraklar uygun Uygundur esasında. Yalnız kullanmadan önce veya saksı doldurup bitkiyi yerleştirmeden önce bol bol sulamalısınız. Öyle ki saksı alt deliklerden çıkan suyun sarıntırak bir rengi olacak. O kaybolacak ve artık düz ve beyaz bir renkte berrak bir su çıkması gerekiyor. Böylece toprağın herhangi bir zararlı etkisi olmayacaktır sizin için. Ve burada Atatürk çiçeğiniz bir metre ve daha büyük hale getirebilirseniz o takdirde de yine saksı toprak değişiminde toprağında 1 bölü 4 oranında ponza taşı katmanızı ben burada size tavsiye ederim. Aksi takdirde kocaman saksı ve bol bol toprak kökleri tamamen havasız bırakabilir. Bu da yine bitkinin sağlığı açısından sıkıntı yaşayacaktır arkadaşlar. Sulamaya bakalım. Nasıl bir sulama temposunda yapmamız lazım. Daima toprak üst yüzeyi elinize yapışmadan ufalanacak derecede ıslaklığını yitirdikçe sulamalısınız. Eylül ayının başında adam akıllı bir toprak yıkaması yapmalısınız. Biliyorsunuz toprak yıkamasına bolca bir sulama yapıyorsunuz ve suyu tamamen akıp gitmesini sağlatıyorsunuz. Yani buradaki içinde birikmiş olan kötü materyaller de akmış ve dışarıya gitmiş oluyor. Eğer bitki besini veriyorsanız bu yıkama sulamasından itibaren bahara kadar bitki besini vermemelisiniz sevgili arkadaşlar. Peki bitki besini ne yapmamız lazım? Çünkü genelde bitki ile alakalı 20 günde bir, 30 günde bir, bir bitki besini vermemiz gerekebilir. Çünkü bitkiler standart bir toprakta kaldığı için dışarıdan ekstra bir güç alamayacağı için bizim vereceğimiz bitki besiniyle biraz toprak vitamin kazanır ve bitkiyi besler. Bundan dolayı ilk yıl içerisinde bir bitki besini kullanmamız uygun olmayabilir ama daha sonrasında ikinci yıl Mayıs'tan başlayarak Ağustos sonuna kadar ortalama 20 günde bir verebilirsiniz besin genel kullanım çeşidinden olabilir marketler yapı marketlerde bulunuyor zaten Peki nasıl budarız ne yapmamız lazım dinlendirme zamanı var mı Evet budama ve dinlendirme zamanları olacak bunları size yine kısaca aktarayım Ocak ayının sonuna doğru Sudamayı sulamayı sadece toprak iyice kurduğunda yapacağınız şekilde azaltmamız lazım. 5 derece ve 10 dereceler arasında soğuk bir yerde Mart sonuna kadar dinlendirmemiz gerekiyor. Daha sonrasında Atatürk çiçeğinizi iyi güneş alan bir pencere önüne alıyoruz sevgili arkadaşlar. Tüm dallarında iki filizlenme gözü kalacak şekilde buduyoruz. Filizlenene kadar dinlendirme dönemi usulü sulamaya devam ediyoruz burada ve filizlenme başlayınca yavaş yavaş normal tempomuza döndürüyoruz. İlkbahar budaması yapmadıysanız Ağustos'a kadar budayabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Hatta kuvvetli gelişen yeni dalları bile yarısından budarsanız birkaç filiz çıkarır ve daha fazla dallanıp budaklanacaktır Atatürk çiçeği. Ağustos'tan itibaren de başka budama kesinlikle yapmayın sevgili arkadaşlar. Evet gelelim Atatürk çiçeğinin çoğaltılmasına ilk bar başında budamış olduğumuz dalları 10-15 santimlik parçalar haline getiriyoruz sevgili arkadaşlar ve her birini köklendiriyoruz. Önce 2 gün açıkta bekletiyoruz bu dalları ki kesik yerleri kurusun diye. Daha sonrasında direkt olarak toprağa saplıyoruz. Köklendirme toprağı çok havadar, oldukça süzek, tamamıyla gübresiz ve bitki besini ve maddeler karıştırılmamış olmalı ki dalların üçte biri toprak altında kalmalı. E, yeri Özellikle kuvvetli güneşle ısınan bir yer olmalı ki daha garantili bir köklendirme yapabilirim sevgili arkadaşlar. Peki bu bitkinin bazı zararları var. Yani hastalanma durumu, işte e, böceklenme durumları oluyor. Bunlar hangi şartlarda oluyor? Bunu da isterseniz biraz detaylandırayım size sevgili çiçek severler. Özellikle bitki bitleri, özellikle beyaz sineklerinden bitler ve örümcek bitleri Atatürk çiçeğine dadandığı zaman maalesef ki mücadele etmesi biraz sıkıntılı oluyor. Bu yüzden çok dikkatli olmalısınız. Eğer dadanırsa kısa sürede yaprakları bozulup dökülmeye başlar. E, ara sıra büyüteçte yaprak altlarını inceleyin. Özellikle örümcek bitler gözde çok zor gözükür. O yüzden büyüteç diyorum ben size. Varsa da derhal ilaçlayın. E, bu ilaçlama biliyorsunuz size Arap sabunlu, sarımsaklı, kırmızı toz biber ve e, Arap sabunlu bir sistem önermiştim. Su beraber karıştırdınız. Bunu uygulayabilirsiniz. Özellikle yaz sıcaklarında Atatürk çiçeğinin yapraklarında külleme hastalığı olabilir. Önlem için geceleri bulunduğu yeri ıslak bırakmayın. Sulamayı sabah ve öğlen arasında yapın. Çünkü külleme hastalığı bazen ileri boyutta olabiliyor ve siz çok sıkıntı yaratabilir. O durumda da yine direkt ilaç kullanmanız gerekmekte. Ee, külleme hastalığı şöyle oluyor. Özellikle haf havaların soğuğa döndüğü zamanlarda e, siz bitkiyi üstten fıs, fıs yaptığınız zaman o damlacıklar üzerinde kalıyor. Ve soğuğa çekmesiyle beraber orada küflenme durumları söz konusu oluyor. Bunu dikkat etmeniz gerekmekte. Daha evvel söylemiştim bu bakımlar evle alakalıydı. Ee, bahçe bitkisi olarak e, ne yapmanız lazım? Ee, bahçe bitkisi olarak kısa sürmesi şartıyla eksi 4 dereceye kadar yaprakları dökülmüş olarak e, söylüyorum. Dayanabilir. E, daha fazla soğuğa dayanamaz ve ölür. Yaprakları sıfır derece ve daha da aşağı olan e, soğuklukları hiç dayanmaz. Bozulup dökülebilir ama bitkinin gövdesi kalabilir. O da eksi 4 dereceye kadar e, dayanma gücü var. O da çok uzun süre bir don olayı olmaması, e, kış durumu olmaması şartıyla. Dolayısıyla yaprak güzelliği kış başında olduğu için Ege kıyılarında e, hiç uygun değildir. Datça hariç Akdeniz bölgesi kıyı kesimlerinde ise bahçelerde e, bu bitkiyi yine yetiştirebilirsiniz. Çünkü bahçelerde toprak e, vesaire sıkıntısı da olmuyor. Vitaminini falan da aldığı için rahat bir şekilde yetiştirebilirsiniz. Helangi bir problem olmaz. Ee, özellikle Atatürk çiçeğinin yapraklarını kırmızılaştırmak e, kırmızılaştırmakla ilgili bazı sorular geliyor. Bunu bir sonraki videomuzda detaylı olarak aktarıyor olacağım sevgili arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomuza kadar hoşçakalın.